Şimdi ise Öz Sağlık İş Sendikası'na konuk oluyoruz. Şimdi Hak İş Konfederasyonu'na bağlı sağlık ve sosyal hizmet işçilerini toplu iş sözleşmeleriyle sendikal haklara kavuşturma amacı güderek hizmet veren Öz Sağlık İş Sendikası'na konuk oluyoruz. Sendikanın Genel Başkanı Devlet Sert bizlere sendikanın faaliyetleri hakkında bilgiler veriyor. Öz Sağlık Sendikamız 2014 Şubat ayında kuruldu. Üye itibariyle şu anda kendi iş kolumuzun en büyük sendikasıyız. İş kollarımızda 6'ya yakın sendika var. Sendika içerisinde 17.500 üyesiyle şu anda bir numarada. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında 17 sıra numaralı iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Sendikamız üst kimlik olarak Hak İş Konfederasyonu'na bağlı bir sendikayız. Hak İş'in ilkesi, misyonu, vizyonu ile birlikte sendikamızı da o noktada faaliyetlerini sürdürerek çalışmalarını sürdürüyor şu anda, devam ettiriyoruz. Bütün iş kollarında, 20 iş kolunda da sendikal çalışmasını yaparak iş kollarında sendikalarını kurdu. Öz Sağlık Sendikası'nda sağlık ve sosyal hizmetler alanında bir eksiklikti. Bunu da Hak İş Genel Başkanımızın bünyesinde çalışmasıyla birlikte kurulmuş oldu. Bir de bizim çalışma alanı içerisinde baktığımızda özellikle bayanlar daha çok, erkeklere nazaran daha çok bizim iş kolunda özellikle. Niye? Çünkü bakım elemanları veya sevgi evlerinde, çocuk evlerinde faaliyet gösteren bakım elemanları genelde bayanlardan. Onlara annelik sevgisini aşılıyor. Elbette ki bakım babası da var. O insanlar da babalık sevgisini aşılıyor. Hakikaten çok zor bir iş yapıyorlar. Ya biz evimizdeki, değil mi, 3-5 tane çocukla ilgilenemezken o insanlar engelli çocuklarla ilgileniyorlar. Yaşlı insanlarla ilgileniyor. Onların içerisinde Alzheimer hastası var, daha değişik hastalıklı insanlar var, sinirli, stresli insanlar var. Onlara bir evlatlık muamelesi yaparak o çalışmaları sürdürüyorlar. Çok hayırlı bir iş yapıyorlar ama böyle eften püften şeylerle de, bahanelerle de maalesef çalışanlarımızın da aslında bir psikolojik tedaviye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sonuçta onların da sorunları var, sorunları biliyoruz. Örneğin vardiya sistemi gündeme geldiğinde bakıyorsunuz bizim genelde sevgi evleri veya huzur evleri şehrin daha tenha yerlerinde konuşlandırma yapılıyor. Şimdi gecenin ikisinde bir bayan oradan ayrıldığı zaman servis yok. Sokakta sarhoş berduşla karşılaşacak. Bu bir sorun. Bunu inşallah bir şekilde çözmemiz gerektiğine inanıyorum. Ambulans şoförlerimizin ayrı ayrı sorunları var. Dolayısıyla inşallah bu sorunları da yerelde çözerek üyelerimize, işçilerimize, çalışanlarımıza yönelik onları yansıtmamız lazım. Ama biz istiyoruz ki taşeron adı altında faaliyet gösteren çalışan arkadaşlarımızın işçi statüsünde kadroda kalmasını arzu ediyoruz.